Durum. İçe protokolümüzün tüm saygıdeğer temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları ve saygıdeğer Sivriler. İlçemizin en önemli marka değerlerinden biri olan Sivri sporumuza katkı sağlamak amacıyla belediye başkanlığımızca Silivri Takımına Sahip Çık adlı kampanya tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Kampanya hakkında konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. İlçemizin bürokrasisinin çok kıymetli yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının çok kıymetli başkanları, yöneticileri, ilçemizin siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ama her şeyden önce bu toplantının öznesi olan Silivri sporlular. Silivri Spor'un çok kıymetli kulüp başkanı ve oyuncuları ve taraftarları, hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet, biraz önce sunumu yapan arkadaşın dediği gibi marka değer. Biz yola çıkarken ne dedik? Marka kent Silivri. Hayalimiz. Silivri'yi bir marka şehir yapma adına yola çıktık. Bir hayal tasvir ettik sizlere. İşte şehirleri marka kent yapabilen parametrelerden, etkenlerden biri de Türkiye'de o şehrin futbol takımlarıdır. Bizim marka değerimiz de göz bebeğimiz de Silivri Spor'dur. Şimdi biz artık bu şehrin, artık bu kentin üzerindeki toprağı silkinip üzerimizde atmanın vaktinin geldiğini söylüyorum. Var mıyız biz buna şehir olarak? Silivri Spor'la başlayacağız. Silivri Spor'u bakın 1957 yanılmıyorsam kuruluş tarihi. Şerafettin başkanımızın rahmete rahmana kavuşan tüm malzemecisinden kulüp başkanına kadar. Herkese rahmet ediyorum. Ama emeğe geçen bir dönem bu takımın formasını giyme şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Silivri Spor'un formasını, kırmızı lacivert çubuklu formayı giydim. Şerefle taşıdım. Şimdi belediye başkanı olarak bu takıma sahip çıkmanın, sayın kaymakamımızla beraber, ilçenin tüm hücreleriyle beraber, kasabayla beraber, hanımefendilerle beraber, gençlerle beraber Silivri'ye sahip çıkma zamanı. Biz Silivri Spor'u, amatör spor kulüplerimizi, yarışmacı kimliğe bürünmüş takımlarımızla beraber Silivri sporumuza, sporumuza, gençliğimize sahip çıkmak zorundayız. Bizi her şehirde temsil eden, bizi onurlandıran Silivri Spor'a görevimizi yerine getirme zamanı geldi. İş adamları, çiftçiler, gençler, ev hanımları, taraftarlarımız ama her birimizin farkındalıkla Silivri Spor'un ruhuna uygun bir şekilde. Bakın ben ne dedim? El ele tutuşacağız dedim. Gönül gönüle vereceğiz dedim. Silivri'nin Silivri ruhuyla problemleri etrafında, sorunları etrafında el ele tutuşup çözemeyeceği problemi, sorunu yok dedim. Ve şunu ifade ettim. Göreceksiniz bizim ortak değerlerimizden biri olan Silivri sporluluk. Bu değerin etrafında bugün olduğu gibi yan yana gelmesi imkansız dediğimiz insanların el ele tutuştuğu, gönül gönüle verdiği günler çok yakın diyorum. Bunu başaracağız. Bunu başaracak potansiyel, güç, kararlılık, azim her birimizde var. Muhtarlarımız burada. Spor kulüplerimizin başkanları burada. Onun için ben marka kent, Silivri yolunda marka bir takıma sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Belediye başkanlığı koltuğuma oturduğum ilk gün düşündüğüm şey bu 4 haftayı Silivri Spor'un nasıl hasarsız, kayıpsız bir şekilde atlatabileceği ve bu ligde Silivri Spor'un tutunması gerektiği. Sonrasında Süper Lig'e kadar bu takımı taşıyabilme noktasında neler yapabileceğimizi hayal ediyorum. Bakın bunlar hayal değil. Bunlar hayal ama gerçekleşebilecek hayaller. Bunların örnekleri var. Bizim Silivri'ler olarak hiç kimseden eksiğimiz yok, hiç kimseden. Yeter ki takımımıza sahip çıkalım, kentimize, ilçemize, kasabamıza sahip çıkalım. Şimdi biz belediye başkanı olduktan sonra dedik ki Akgün başkanımla oturduk.
sohbet ettik, dertlendik, kederlendik. Ortak paydada buluşuk. Ortak paydamız ne arkadaşlar? Silivri. Silivri Spor. Başkanıma dedim ki bir farkındalık yaratmamız lazım. Şehri bayraklarla donatalım. Bir basın toplantısı yapalım. Atkı yapalım. Esnafımıza camlarını asılması için bugün bakıyorum karşıdan. Bütün esnafımız yalnız değilsin. Silivri takımına sahip çık. Broşürlerini camlarını asmış. Sağ olsunlar. Esnafımızın da bu takıma sahip çıkması lazım. Öyle değil mi Selahattin abi? Astık mı? Evet. Kırmızı lacivert broşürlerimiz esnafımızın dükkanında asılı. E ne dedik? Beraber olacağız dedik. Bir olacağız dedik. Çiçek gönderecek iş adamlarına. Arkadaşlarımıza ne dedik? Bize çiçek yollamayın. Silivri Spor'un hesap numaralarını paylaştık. Silivri Spor'a yardım edin dedik. Başkanım nasıl gidiyor? Yeterli mi? İnşallah daha iyi olacak. Bence Silivri'nin, Silivri'de yaşayanların bu kampanyaya, Silivri Spor'a bu destek, bu yardım kampanyasına biraz daha fazla katkıda bulunması lazım. Alkışla yok. Biz takımımızı zaten sahip çıkacağız. Biz Silivri'ye sahip çıkacağız. Onun için ben bütün arkadaşlarımızdan 5 lira da olabilir, 500 milyar da olabilir. Önemli olan o çorbaya, o yemeğe bir tuz atabilmek, bir karabiber atabilmek, bir salça atabilmek. Onun için ben buradan tekrar Silivri Spor'un yalnız olmadığını, yalnız yürümeyeceğini ve bizim her şeyimiz olduğunu sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Belediye Meclis Üyelerimiz, Silivri Spor Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. 31 Mart'ta seçilen Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey'in belediye meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Ve yine bugün günlerden 10 Nisan polis günü her zaman fedakarlıkla emniyet ve asayişimizi, huzurumuzu sağlayan tüm polis teşkilatına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün Silivri Spor'un birlik beraberlik günü. Silivri Belediye Başkanımız birlik beraberlikle ilgili ilk girişimini bugün yaptı. Silivri Spor'umuzun daha üste taşımak, Silivri Spor'umuzu geleceğini emin adımlarla atmasını sağlamak için bugün sizlerle beraberiz. Silivri Spor'umuzun 4 maçı kaldı. Son 4 maçı en iyi şekilde geçirmek için hep birlikte en iyi Silivri Spor'umuzu destekleyeceğiz. Bugün bu farkındalığı hep birlikte görüyoruz. Sizlerin tabii burada bu meydanı doldurması, duyarsız kalmamanız, Silivri Spor'a destek için hepiniz geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve sadece bu 4 maçla kalmaması önümüzdeki 2019-2020 sezonu içinde hep birlikte yine sizlerin destekleriyle tabii ki bizim de kaymakamlığın ve kamu kurumlarının ve yine aynı şekilde belediyemizin, sivil toplum kurumlarının öncülüğünde ve yine el ele Silivri Spor'umuzun kulübüyle, başkanıyla ve yönetimiyle, taraftarıyla hep birlikte ben inanıyorum başaracağız. Bu konuda da en küçük tereddütüm yok. Ben cumartesi günü oynayacağımız ilk maça tüm burada bulunan ve Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızı davet ediyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Bu maçta da yine aynı şekilde sporun ruhuna uygun bir tezahürat, uygun bir şekilde davranırız. Yine aynı şekilde güzel bir sonuç alırız. Temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Egale etti kendisi. Ve bugün kendisinin madalyasında bu özel program vasıtasıyla sahnemizden takdim edeceğiz. Ben Sayın Yaşar Yalçın'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Kocaman bir alkış alabilir miyiz şampiyonumuza? Avrupa şampiyonu oldu kendisi. Kendisini gururla anıyoruz bugün. Mete çok biliyorsun Mete.
Yine kendisinin kupasını ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve Silivri Spor Kulübü başkanımız birlikte takdim edecekler. Biraz geri de çekin arkadaşlar. Yan yana geçtik. Şöyle kupayı ben takdim edeyim. Buradayız başkanım.